Aa, Çeyiz'de gördüğümüz kıyafet. Evet. Çok evet. Şık. Çok yakışmış hayatım. Evet. Yine çok yakışmış, yine çok yakışmış. Boylu, bostlu, güzel. Teşekkür maşallah. Ederim. Aslanım ben müzik duyunca dayanamıyorum. Ya, hemen oynuyorum. Çok güzel oynuyorsun. Süper, sen de harika oynadın ya Özlem. Yani alandar olduğu için şu an oynayamadım. Çok o derece. Benim günümde de bekliyorum. Kendi günümde daha çok oynayacağım. Ne diyorsun ya? O figürler falan neydi? Evet. Şahane. Ay, şu anda ne oluyor, kınan mı yakılıyor? Kim yakıyor kınanı? Bizde kayınvalide yakıyor kınayı. Hmm. Sonrasında anne vedalaşmaya geliyor. Evet, bizde de öyle. Ay, ağladın mı? Kayınvalide bizde yakmaz. Genelde yengeler, teyzeler, halalar direkt falan. Direkt kayınvalide yakıyor. Hmm. Ya bizde evet, hep bizde öyle. De İlk defa bizde. Duydum. İlk bizde defa de öyle. Ama benim kayınvalidem yakamadı. Onu kendi günümde söyleyeceğim. Tamam. Hmm. Peki şey, altında mı koydular, ne yaptılar? Koydu tabii canım. Direkt. Geçti. Çeyrek mi koydular? Aynen, bizde çeyrek koyuyorlar. Hı hı. Ağladınız mı peki? Ağladım. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Ne oldu aşkım? Benim annemler Bursa'da yaşıyorlar. Bu şarkı dünce hep ağlıyorum. Allah Allah, neden? Ya ben evlendim, bir ay sonra oraya taşındılar. Evet. Burada kiradaydık, orada evimiz vardı. Hı. Ben evlenince artık evlendirecek çocuk kalmayınca son çocuk biz iki kardeşiz. Oraya gitmeyi tercih ettiler. Ha canım. O yüzden. Bu türkü... Bunu duyunca yani kına gecelerine falan gittiğimde bunu duyunca her seferinde ağlıyorum. Ya. Görüşmüyor musunuz? Bursa yakın. Şurası Bursa bir tanem ya. Gidip gelirsin. Ama aynı yerdeki gibi olmuyor aslında.